Lan mail geldi, gireyim bakayım neymiş. Oha, Bilge Ağaç'tan. Minecraft'a gir lan çakal. Minecraft'a mı gireyim ve Bilge Ağaç mı? Lan sen buralara nereden geldin ya? En son ben Minecraft serisini oynayalı neredeyse 1,5 yıl oldu. Çok uzun zaman oldu. Nereden geldi bu mail anlamadım ki. Neyse bir gireyim bakalım. Aha, şu Minecraft'ın güzelliğine bak ya. Ulan her taraf çiçekler, ağaçlar. Lan hiçbir eşyam yok ve burası neresi? Ne oluyor böyle ya? Bakayım şöyle envanterime de hiçbir şey yok gerçekten. Gel gel buraya gel. Oraya mı geleyim? İyi tamam geliyorum bakayım. Sen kimsin lan? Ben Bilge Ağaç'ın kankası normal ağaç. Nasıl yani, bildiğimiz normal ağaç mı? Evet, normal bir ağacım yani. Zaten Bilge Ağaç bütün ağaçlarla kankadır. İyi tamam tamam. Şu an niye buradayım ben? Niye hiçbir eşyam yok? Ve Bilge Ağaç niye bana garip bir mail attı? En son ben Wither'ı öldürmüştüm. Koskoca Wither'ı, cehennemin efendisini yok ettim ya. Hem de bunu geçmişteyken yapmıştım. Bilge Ağaç'ı iyileştirmek için. Eğer geçmişe gidip Wither'ı öldürürsem bu sayede Wither'ın yayacağı hastalığı engellemiş olacaktım ve Bilge Ağaç kurtulmuş olacaktı. Ve bunu başardım. Bilge Ağaç'ın şu an gayet sağlıklı, mutlu, huzurlu olması lazım. Bana niye mail attı ya? Evet doğru. Geçmişte Wither'ı öldürdün. Ama bu günümüzün değişmesine sebep oldu. Geçmişte yaptığın bu hareket günümüze yansıdı. Şu an günümüzdesin. Gerçek zamanda. Oha güzelmiş. Ama yani niye buradayım ben? Ben niye hiçbir eşyam yok? Dedim ya, günümüz değişti. Artık yepyeni bir gerçekliktesin. Buna alışsan iyi olur. Lan bak senden hiçbir eşyam yok. O yüzden çok odun kırasım var. Şu an seni kırarım ha. Tamam tamam ne kızıyorsun ya. Ben sadece bilgi verdim burada. Allah'ın belası. Yürü git lan buradan. Sen şuna bak ya. Bu ağaçlarda hiç artist olmuş. Yani şimdi yeni bir gerçeklikteyim. Ve gerçek zamandayım. Geçmişte falan değilim. Yepyeni bir dünyaya gelmişim. Ulan hiçbir eşyam yok ya. E şimdi gece olursa ne olacak? Beni ne koruyabilir? Hiçbir evim de yok. Hiçbir şeyim de yok. Silahım yok. Yiyeceğim yok. Aslında bir inek gördüm burada. Ne bakın? Ne bakın? Bir sorun mu var? Ne bakın? Yani. Sen bir leziz duruyorsun da. Ben gideyim. Yok yok gitme. Sen bana biraz et ver. Yok yok. Vallahi gideyim. Ya ne olacak acık et verirsen? Karnım açtıyorum. Şöyle bir kol bir but versen mesela. Benim için çok iyi olurdu. Bak ne olur. Bana saldırma. Huzurlu mutlu yaşıyorum burada. Ne? Önce kendine bir ev yap, bir rahatla. Sonra da şu karşıdaki köy ziyaret et. Karşıdaki köy mü? Nerede lan? Aha! Buradaki köy. E çok iyiymiş. Direktman yakınımda yardım isteyebileceğim köylüler de var. Ama şimdi yani köylülerin niyetini bilemem. O yüzden kendime önce bir ev yapsam daha iyi olur. Kendimi güvenceye alayım. Ya bu gece kalacak bir yerim olmazsa? Sonra köylülerin ağzını burnunu kırmak zorunda kalırım. İlla onların evinde kalayım diye. İyi olmaz yani. Bence de nyam nyam. Çimen leziz, çimen ye. Ya ne çimen yiyeceğim? Ben çimenleri kırarım böyle. Şimdi yürü git lan buradan. Ne vuruyorsun ya? Seni anneme söyleyeceğim. Söyle lan. Yürü git. Hem et vermiyorlar. Bu inekler de koyunlar da hem de artistlik yapıyorlar. Bana şimdi ağaç lazım. Evet ağaç. Birazcık odun kırayım ki kendime en azından başımı sokabilecek minik bir yuva yapayım. Şöyle mesela burada güzel bir ağaç var. Beni kırma. Bak beni uğraştırma. Ya odun ver. Vermeyeceksen kıracağım. Vermeyeceğim lan. Ulan yeter ya. Kırıyorum lan. Al vurma lan vurma. Neden? Ev lazım diyor. Yardımcı olmuyorlar. Neyse tamam şöyle güzel güzel kırayım bakayım. Ulan hiç böyle baltam maltam da yok. Hiçbir şeyim yok yani şu an. Resmen azıcık odunum olacak ya. Yumrukla ağaç kırıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Yumrukla ağaç mı kırılırmış? Vallahi ya o yüzden beni kırma ben büyüyeyim. Lan senin daha neyin büyüyeceğin? Minicik ağaç kaldım burada. Bari alayım sen ev ol bak. Ev mi? Yani küçük bir kulübe de olabilir emin değilim. Ya ben saray olmak istiyorum. Saray mı? Lan yürü git. Saray olacağım diyor. Sen şuna bak ya. Burada minik boktan ağaçtın. Saray olmak istiyorum diyor. Neyse ama güzel. Şu an 6 tane odunum oldu. Ufak bir kulübe yapmaya belki yeter. Bakalım şöyle. Hemen bu odunları tahtaya çeviriyorum. 24 tane tahta oldu. Bununla ev olur mu lan sence? 24 tahtayla ev mi olur lan? Mal seni. Bak koyun sen çok kaşınıyorsun. Az önce de bana artistlik yapmıştın. O ben değildim lan. Sen değil miydin? Ne bileyim hepiniz birbirinize benziyorsunuz ya. Ben gidiyorum lan. Ben de evimi şimdi nereye yapsam? Tam şu köyün karşısına yapayım madem. Şöyle. Aha buraya yapayım. Vallahi buraya güzel olur. Şöyle tahtalarımı koyayım önce. Küçük başımı sokacak bir yuva yani. Aha da vallahi olur. Bak bence yetecek tahtalarımız. Şöyle birazcık yüksek tavanlı olsun. Lüks olsun yani. Aha vallahi yepyeni evim hazır. Nasıl oldu ekstradesi? Çok güzel olmadı mı ya? Bence ilk gece yani hayatta kalmak için çok güzel bir ev. Böyle güzel ama az daha büyütsem mi acaba? Şöyle büyüteyim bakayım. Büyütme büyütme. Oğlum bak ağaçlardan çektiğim yetmedi. Şimdi de ağaçları ötüp tahta yaptım. Onlar bana şekil yapıyor. Tamam ya ne kızıyorum. Sırf kırmayayım diye büyütme diyor. Sen şimdi seni geri koyacağım. Hemen üzülme. Şöyle bak buraya koyuyorum. Aha da vallahi tahta şu an ucu ucuna yetti. Ama ev daha büyük oldu. Şu an şöyle gayet de güzel. Hatta bir tane pencere açayım şuradan. Buraya da pencere açayım. Oho. Exiles'e harika olmadım ya. Şöyle bakın. Valla ben çok beğendim ha. Yani ufak tatlı işlevsel bir ev. Yani kesinlikle ihtiyacımızı görür bence. Şuraya girerim şöyle. El kapı koyacak kadar tahtam yok şu an. Çok fakirim ama şöyle bir tane tahta blok koyarım böyle. Her tarafı izleyerek geceyi geçirebiliriz. Bence gayet güzel yani. O yüzden evimizi yaptığımızı düşünüyorum ben. Gece bizi hayatta tutar. Zombilere karşı korur. Şimdi şu köye gidelim bakalım.
bakalım. Bana şöyle yemek falan verebilirler mi? Çünkü bir tane minicik elma buldum az önce ağaçtan. Başka bir yiyeceğim yok. İnekler, koyunlar da onlara vurmayayım diye yalvarıyorlar. Şimdi onlara vurmak istemiyorum. Bakalım şu köylüler bize ne verebilir? Lay 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 lay. Bu ne lan böyle? Hüsnü kente hoş geldiniz mi? Hüsnü kent neresi lan? Burası mı? Bu köy... Hüsnü kent mi şimdi? Bu nasıl bir isim ya? Bana bak lan köylü, ne yapıyorsun? Sen kimsin lan? Ya ben buraya yeni geldim de sizin köye geldim ve uğrayayım dedim. Selam vereyim. Git lan buradan. Neden ya? Niye beni kovuyorsun? Çünkü burası Hüsnü kent. Kafasına göre herkes giremez. Peki buranın adı niye Hüsnü kent? Tabii ki başkanımız Hüsnü abi sayesinde. Hüsnü abi sayesinde mi? Peki nerede bu Hüsnü abi ya? Gidip tanışayım, selam vereyim. Hani sizin başkanınızı tanımak isterim. Ona her isteyen ulaşamaz kardeş. Ulaşamaz mı? Çok esrar rengiz, çok yükseklerdeki birisi yani. Çok ulaşılmaz birisi. Evet, ulaşmak bayağı zor. Kesinlikle şu arkadaki kulenin üstünde değil. Lan şu mu lan yoksa Hüsnü abi? Lan nasıl anladın ya? Hiç de ağzımdan kaçırmadım. Evet evet, kesinlikle kaçırmadın ağzından. Bir gideyim bakayım yanına. Dikkatli ol bak, Hüsnü abi tehlikelidir ha. Başkanımız o bizim. Artistlik yapma lan, artistlik yapma. Lan sus. Tabi sen buğdaylarını ek biç. Ben konuşup geliyorum Hüsnü abiyle bakayım. Bana şöyle yemek falan verebilir mi ya? Çok ihtiyacım var valla. Yoksa çalarım o köylerin buğdaylarını görürler. Ne diyorsun lan? Yok istemedim. Çalmak falan duydum sanki de. Yok canım, ben şey diyordum hani köylülere yardımcı olmak. O nasıl bir dilsiz başı lan? Lan tamam sus, şaka yaptık ya. Allah Allah, çıkayım bakayım şuradan şimdi. Hüsnü abinin evi de güzelmiş ha. Kaç katlı böyle bu? Kale gibi bir yer. Aha burada kendisi. Arkadan uzaklara bakıyor. Esrarengiz, esrarengiz. Bak tam bir başkan. Çok belli. Hüsnü abi. Sen kimsin lan? Hüsnü abi başkan. Sensin değil mi? Evet benim, ne var lan? Ben tanışmak için geldim sizde de. Bir arkanızı dönsen yani, bana baksan olmaz mı? Başkanız neyi çekil yapıyorsun lan? Baktım lan, ne var? Ya benim çok yardıma ihtiyacım var. Hiç yemeğim de yok. Bir tane bak elmam var böyle. Bana şöyle siz yani koskoca Hüsnü kent olarak bir yardım edebilir misiniz? Şöyle birkaç ekmek falan. Yemek ekmek istiyorsun ha? Hihihi tamam. Sana bu konuda yardımcı olabilirim. Yabancı. Hem de bunu yaparsan Hüsnü kentin güvenini kazanmış olursun. Hüsnü kentin güvenini kazanmak. Bu en çok istediğim şey. Sana 4 ekmek vereceğim. Ama karşılığında yapman gereken bir şey var. Yani neymiş o 4 ekmeğe karşılık yapacağımış? Yani gördüğün gibi Hüsnü kent çok nezih ve mükemmel bir yer. Ama biz pek savaşmayı sevmeyiz. O yüzden yakınımızdaki bir zombi tehlikesinin yok edilmesi gerekiyor. Bir zombi ini var. Eğer orayı temizlersen 4 ekmeği alırsın. 4 ekmeğe karşılık koskoca zombi temizleyeceğim. Beğenemedin mi lan? Lan bu nasıl teklif ya? Bok gibi. 4 ekmek için değer mi lan? Daha kılıcım bile yok. Bari kılıç verin bana. Hüsnü kentin değerli kaynaklarını senin için harcayamayız. Kılıcını kendin yap lan. Temizlersin, ekmekleri alırsın. Ulan of ya. Yani Exo ailesi içimde mi ses diyor ki vallahi git şu köylülerin ağzını burnunu kır, budayları da al, ekmeği kendin yap. Ama şimdi bu köylülerin güvenini kazanmak da istiyorum. Çünkü tam da komşularım yani. O yüzden hem onlarla bir güven bağım olur, hem de 4 ekmeğim olmuş olur. O yüzden en iyisi yapayım ben bunu. Mantıklı bir seçim ayol. Hüsnü abi sen bak garip bir başkan. Niye lan, ne diyorsun? Tamam bir şey demiyorum. Temizleyip geliyorum ben o zombileri. Ama önce biraz ekipman lazım. Lan düştüm aşağıya. Canımın da çoğusu gitti valla. Hiç iyi olmadı bu şu an. Çabuk git, çabuk gel lan. Tamam ekipmanları yapayım, geleceğim. Yani ekstresi bu kolay bir görev değil. Zombi ininin yerini öğrenmem gerek. Üstüne şu an gece oluyor. O yüzden acilen benim kılıç yapmam lazım. Biraz ekipmana ihtiyacım var. Şu anlık yani tahta ekipmanlar işimi görür. O yüzden çok hızlı şekilde ağaç kıracağım. Ve şöyle tahta balta, tahta kılıç hepsini işime çok yarar. Hepsini şu an yapmak istiyorum. Hemen şöyle kırayım bakayım, bol bol ağaç, hatta evimde bir tane kapı yapayım, bu gece ancak öyle atlatabilirim. Yatak bile yapamadım yani, şu an çok zor durumdayım. Minik bir elmam var, bari onu yiyeyim ya. Aç köpek seni. Bana bak lan koyun. Bak siz çok kaşınıyorsunuz. Sırf evimin yakında komşusunuz diye bir şey yapmıyorum. Tamam ya, ne kızıyorsun, gidiyorum. Artist ya valla, gece oluyor eksualist. Hemen acilen bu odunları şöyle tahta yapıyorum. Bununla hemen bir tane çalışma masası yapıyorum. Bu masayı evime koyacağım, şöyle koyayım içeri. Hop valla güzel. Hemen bir kapı da yapalım şöyle. Acilen kapıya ihtiyacım var. Valla zombiler geliyor. Yoldalar şu an. Şöyle koydum kapımızı. Aha artık minik kulübemin kapısı da var. Bakın çok güzel. Yanında bir penceremiz de var. Yani sandığım falan yok ama olsun artık. Olduğu kadar. Kalan tahtalarımla hemen şöyle bir kılıç yapayım. Balta da yapayım bakayım. Oha valla güzel gidiyor ama. Şu an her şeyi yaptım neredeyse. Tüm ekipmanlarım hazır sayılır. Kürek de yaptım. Sıra geldi tahta kazmaya. Oha onu da yaptım. Şu an ekipmanlarım full oldu eksersiz. Bütün ekipmanlarım var. Her şeyim de hazır. Hazırım lan. Gelin lan zombiler. Evim de var. Tahta ekipmanlarım da var. Lan creeper mi o? Gel bakalım buraya. Gelme. Tamam dur. Tahta kılıçla da bunu nasıl öldüremem? Dur. Buradan patlamazsın değil mi? Oh valla çok korkmayı söyleriz. Bir an tıs etti. Şu an evimin yakınında hepsi. Hatta evin önünde su zombisi de geliyor.
Çık lan dışarı. Çıkmayacağım ki, yürü git, yürü git. Döceğim ya. Her tarafta zombiler, creeperlar var. Ne yapacağım? Dışarı çık. Lan! Evim de patladı. Ama daha ilk geceden olur mu böyle ya? Ama böyle olmuyor hiç. Anlaşamıyoruz sizle bak. Azıcık ısırayım, gel. Lan yürü git bak. Seni tahta kılıcımla öldürürüm lan. Bana bu kılıç lazım. Hüsnü abinin görevini yapmam lazım bu kılıçla ya. Dayanıklılığını acıtıyorsunuz bana. Şu evimin yanını düzelteyim eksualesi valla. Bu gece şu an bayağı zorlu geçiyor. İlk gece her zaman en zor gecedir. Çünkü hiçbir şeyimiz yok. Evimin yanını şöyle düzeltiyorum. Vallahi mis gibi oluyor ha. Hemen şuraları da koyayım. Aha. Şu an ağaç kırmak için zamanım yok. O yüzden hemen evimin kenarlarını toprakla kapatacağım. Daha fazla gelmesinler diye. Çakal Creeper da patlattı evimizi lan. Minicik evim vardı. Onu da patlattılar ya. Biraz daha lazım. Oh tamam. Herhalde bu yeterli olur. Evimin yarısı toprak, yarısı tahta vallahi. Acayip evim oldu şu an. Beleş et gördüm. Ben beleş et değilim lan, yürü git. Dışarı çık, bir şey diyeceğim. Gidin Arthur. Bu olur. Sabah oldu. Buradaki sesleri bekleyeceğim. Sabah olana kadar dayanmam lazım. Umarım hiçbir şey gelip tamir ettiğim bu evi patlatmaz. Oh. Yanıyorum lan. He ne oldu çakal? Sabah oldu artık. Geber lan. Oh yandayız. Hemen şöyle gidip etlerini alayım. Lan et çıkmamış içinden ya. Ama bir tane creeper var. Tıs. Lan az önce senin evini patlatmıştık. Ne ara tamir ettin? Tamir ederim ben. Sen gel bakayım buraya, gel. Ben şimdi baksana tuzak hazırlayacağım. Gel gel gel. Exos geliyor. Vallahi çok hızlı geliyor. Hemen şurayı kazacağım. Çok hızlı. Hala geliyor. Hadi gel lan buraya. Gel bakayım gelebiliyor mu? Gel gel gel. Gel hop gel. İçeri gel. Atla içeri. Hop. Ya patlamadı. Lan patladı vallahi, mal ya. Onu Exos oraya hapsedecektim. Sonra kendi evcil creeper haline getirecektim. Ama neyse artık. Sonraki gecelerde yaparım. Vallahi bir evcil creeper iyi olurdu ha. Bence bayağı havalı. Bence de lan. Daha önce hiç görmedim öyle bir şey. Sen hayatında creeper mi gördün lan? Creeper'ı görsen koşarak kaçarsın. Nereden bildin lan? Ben bilirim artist seni. Evet Exos, ilk geceyi atlattık ve böyle zor zor patlamalı minik kulübemi yok ettikleri çok çılgın bir geceydi. Ama artık tüm ekipmanlarım var. Hüsnü abinin dediği zombi inine inmeye hazırım. Acaba başımıza neler gelecek göreceğiz. Ama ilk gece için bence iyi iş çıkarttık. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yanındaki zil dışına açmayı unutmayın. Buracık kendimi görebilirsiniz. Ve Instagram'a TikTok'a girip Exos Alperen'i takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.